Sevgili Adıyamanlılar, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle bugün 5. gününe ulaştığımız Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Bu yıl başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in içinde 1000 aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi'ni de barındıran Ramazan'a buruk girdik. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz 50 binin üzerindeki insanımızın acısı hala tazedir. Adıyaman'la birlikte bazı illerimizde deprem afetini bir de sel felaketi izledi. Bir kez daha depremde ve sellerde kaybettiğimiz her bir cana Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Ansızın hayatımızdan kopup giden sevdiklerimizin hatıraları yüreklerimizde hep yaşayacak. Depremin milyonlarca insanımızın yüreğinde açtığı yaraları sarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Ulaştırma ve Haberleşme Bakanımız Adil Bey ilk günden beri burada koordinasyonu yürütüyor. AFAD'dan karayollarımıza, güvenlik güçlerimizden sağlıkçılarımıza kadar belediye başkanlarımız hep birlikte Adıyaman'da koordinasyon içerisinde görev aldılar ve burada çalışıyorlar. Sivil toplum kuruluşlarımızın gayretlerini de yakinen takip ediyorum. Hepsine de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. İlk günlerdeki önceliğimiz olan arama kurtarma çalışmalarının yerini zamanla enkaz kaldırma faaliyetleri aldı. Bir yandan geçici barınma alanlarını kuruyor, diğer yandan kalıcı konutların inşasına başlıyoruz. Acil ihtiyaçları karşılamak için çadırdan konteynere, prefabrik yapılara kadar tüm barınma imkanlarını seferber ettik. Bölge genelinde geçici barınma merkezlerinde 2,5 milyon insanımızı misafir ediyoruz. Adıyaman başta olmak üzere depremde hasar alan şehirlerimizin tamamında kurulumu hızla süren konteynerların sayısını en kısa sürede 100 bine çıkartacağız. Ayrıca diğer barınma alternatiflerini de hızla devreye alıyoruz. Hasarsız ve az hasarlı evler yavaş yavaş kullanılmaya başlandı. Bu depremde Adıyaman'da yıkılacak ağır ve orta hasarlı olarak 37 binin üzerinde binada 95 bine yakın bağımsız bölüm tespit edildi. Deprem bölgesinin tamamında bu sayı 312 bin binada 900 bin bağımsız bölüme kadar çıkıyor. Yaptığımız planlamaya göre deprem bölgesinde toplamda 650 bin, ilk bir yıl içinde de 319 bin konut ve köy evi inşa edeceğiz. Adıyaman'da inşa edeceğimiz konut sayısı yaklaşık 50 bini, köy evi sayısı 23.640'ı bulacak. İster il ve ilçe merkezlerinde, ister köylerde olsun, evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz. Her bir kardeşimizi içinde huzurla ve güvenle oturacağı yeni yuvasına mutlaka kavuşturacağız. Kentsel dönüşüm projeleriyle diğer alanları da güvenli hale getireceğiz. Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş ve Hatay'da deprem konutlarının temellerini attık. Bugün de 4431'i
Adıyaman'da olmak üzere 22.467 kalıcı deprem konutumuzun da bugün burada temelini atıyoruz. Böylece yapım sürecini başlattığımız konut ve köy evi sayısı 56.323'e ulaştı. Bu arada 500.000 konut ve 1.000.000 altyapılı arsa projemizin deprem şehirlerimize isabet eden bölümleriyle ilgili çalışmaları da sürdürüyoruz. Adıyaman'da ilk evim için 2.650 konutun, ilk arsam için de 6.250 arsanın hak sahiplerini kura çekişleriyle belirledik. Kardeşlerim, biliyorsunuz deprem gününden beri vatandaşlarımıza çeşitli kalemlerde yaptığımız ödemelerle destek oluyoruz. Her depremzede aileye 10.000 lira ödeme yaptık. Yakınları vefat edenlere acil ihtiyaçları için 100.000 lira veriyoruz. Taşınma desteği olarak kiracı ev sahibi ayrımı yapmadan 15.000 lira ödüyoruz. Kira desteği olarak da aylık 3.000 lira ile 5.000 lira arasında, yani yılda 36.000 lira ile 60.000 lira arasında ödeme yapıyoruz. Misafirhanelerde, yurtlarda, otellerde, konteyner kentlerde kalanların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Üretimi desteklemek, çarkları yeniden döndürmek için sanayicilerimize, esnaflarımıza sunduğumuz ilave imkanlar var. Mazot, gübre, hayvancılık, yem bitkileri ve su ürünleri gibi desteklerle çiftçilerimizin zararlarını telafi ediyoruz. Dolayısıyla kalıcı konutlar yapılana kadar vatandaşlarımıza 100.000'lerce liraya tekabül eden bir maddi desteği zaten sağlıyoruz. Değerli kardeşlerim, diğer afetlerde konutları maliyetinin neredeyse 1/3'ü bedelle 2 yıl ödemesiz 20 yıl vadeyle verdik. Herhangi bir faize tabi olmayan bu ödemeler cüzi bir rakamla başlıyor ve gelirlerdeki rutin artışlarla birlikte kısa sürede nispeten daha da az bir miktara düşüyor. Mesela bir önceki Elazığ depreminin ardından inşa ettiğimiz 2+1 evlerin aylık ödemesi 510 liradan 3+1 evlerin aylık ödemesi 730 liradan başlıyor. En büyük metrekareye sahip 3+1 evde bu ödeme 990 liraya ve toplam borç da 214.000 liraya ancak çıkıyor. Köy evlerini de benzer rakamlarla hak sahiplerine veriyoruz. Vade süresi olan, Allah razı olsun, 20 yılın sonuna kadar aylık ödeme miktarı sabit kalıyor. Borcunu peşin kapatmak isteyenler %20 indirimden yararlanıyor. Şayet vatandaşımızın mülkünün yeriyle ilgili kamulaştırma ve benzeri bir durum varsa onun ödemesi de ayrıca yapılıyor. Evinin sigortası olan vatandaşlarımız oradan da ödeme alabiliyor. Netice itibariyle süreç içinde yapılan ödemeler ve verilen destekler göz önüne alındığında devlet deprem konutlarını vatandaşlarına hibe seviyesinde bir usulle teslim ediyor. Kardeşlerim, birilerinin milletin ne yaşadığından,
devletin ne yaptığından ve insanımıza hangi imkanları sunduğundan habersiz oldukları anlaşılıyor. Maalesef bunlar her konuda olduğu gibi bu hususta da yalan yanlış beyanlarla ortalığı karıştırmaya çalışıyor. İşte Bay Bay Kemal'i biliyorsunuz. Bir şey anlatmaya gerek var mı? İşte şu mübarek Ramazan ayında yine yalan yanlış beyanlarla, yalan yanlış haberlerle ne diyor? Biz geleceğiz. Geldikten sonra da her şey bedava. 11 tane büyükşehir belediyen var. Senin bu büyükşehir belediyelerin acaba Adıyaman'a ulaştılar mı? Ama AK Parti'nin belediyeleri ilk günden itibaren başkanlarıyla beraber buradalar. Yıllardır afet bölgesinde canıraş bir şekilde çalışan bakanlarımızın, kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, gönüllülerimizin emeklerini hiçe sayan bu zihniyeti ben milletimizin takdirine havale ediyorum. 14 Mayıs'ta bunun hesabını sormaya var mıyız? Bizim bu safsatalarla kaybedecek vaktimiz yok. İşte sizler de şahitsiniz. Pek çok meseleyi aynı anda çözüyor. En önemli ihtiyacı olan kalıcı konutların inşasını da inanılması zor bir hızla başlatıyoruz. İşte bugün temeli atıyoruz. Bir yıl içinde 319 bin konutu ve köy evini, altyapısı, kamu binaları, sosyal tesisleri, ticari alanlarıyla birlikte teslim etmekte kararlıyız. Ayrıca 3 bin Adıyaman'da olmak üzere 14.600 küçük sanayi dükkanını da bu süreçte inşa ederek esnaf ve sanatkarlarımıza, işletmecilerimize teslim edeceğiz. Kardeşlerim, açık konuşuyorum. Dünyada bu kadar kısa sürede böylesine büyük bir konut inşası ancak bizim birikimimiz, tecrübemiz, azmimiz ve kararlılığımızla mümkündür. Geçmişte benzer durumlarda yaşanan rezillikleri hatırlatmaya gerek bile duymuyorum. Türkiye her alanda olduğu gibi afetlerin yaralarının sarılması hususunda da yeni bir döneme bizimle girmiştir. Kardeşlerim, Van, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerini yaşayan vatandaşlarımız bunun şahididir. Kastamonu, Bartın, Giresun, bütün buralardaki selleri yaşayan vatandaşlarım bunun şahididir. Antalya, Muğla, Manavgat yangınlarını yaşayan vatandaşlarım bunun şahididir. Giresun'daki sel afetini yaşayanlar bunun şahididir. Ülkemizin dört bir yanında tamamladığımız 3,3 milyon kentsel dönüşüm projesinden faydalanan vatandaşlarımız bunun şahididir. Bugüne kadar milletimize verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi deprem bölgesi şehirlerimizi bir yılda ayağa kaldırma sözümüzü de Allah'ın izniyle yerine getireceğiz. Kardeşlerim, Nisipi Köprüsü bunun şahididir. Şanlıurfa'yı Adıyaman'a biz bağlamadık mı? Nereyi nereye bağladık? İşte bütün bunları yapan irade Allah'ın izniyle bunu da yapacaktır. Afet yaralarını sarmadan biz rahat, huzur bulmayacağız. Ramazan ayını bu kutlu mücadelenin sembolü haline getirmek için işte burada sizlerle bir aradayız.
Adıyaman sahip olduğu tarihi ve tabii zenginliklere rağmen uzunca bir süre hak ettiği gelişmişlik seviyesine ulaşamamış bir şehrimizdir. Türkiye'nin son 20 yılında gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımları sayesinde diğer şehirlerimizle birlikte Adıyaman'ın da önünde yepyeni bir dönem açılmıştı. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, spordan turizme kadar her alanda kurduğumuz güçlü altyapının meyvelerini toplamaya başlayan bir Adıyaman gerçeğiyle karşı karşıyayız. Deprem yol açtığı yıkımla Adıyaman'ın canını yakmış olabilir. Ama bu şehrin geleceğine ilişkin umutlarını ve hayallerini yıkmaya ne 7,7 ve ne de 7,6 büyüklüğündeki sarsıntı yeter. Şehrimizi yeni konutlar, yeni iş yerleri, yeni kamu binaları, yeni sosyal donatılarla ayağa kaldırırken hep Türkiye yüzyılının parlayan yıldızı Adıyaman hedefine doğru yürüyecektir. Değerli kardeşlerim, deprem yıkıntıları altında son nefesini veren milletvekilimiz Yakup kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine aynı şekilde Allah'tan rahmet diliyorum. Her bir insanımıza borcumuzu ancak bu şekilde ödeyebiliriz. Rabbimizin la tahzen innallâhe me'anâ. Üzülme, korkma, yeter ki inan, Allah bizimle beraberdir diyerek biz yolumuza devam edeceğiz. Çünkü Rabbimiz bu emrin devamındaki, tekrar ediyorum, inna Allahe me'ana derken muhakkak ki Allah bizimle beraberdir. Evet, Allah yardımı bizimle beraber olduğu müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur. Hiç endişe etmeyin. Bunların hepsini aşacağız. Unutmayın, bu coğrafyada her günümüz imtihanla geçmiştir. Bir yandan tabii afetler yaşayarak, diğer yandan düşman saldırılarından teröre kadar envai çeşit tehditle yüzleşerek nice sınamalara maruz kaldık. Terörle mücadeleyi başardık mı? Şu anda teröristler var mı? Şu anda PKK, YPG nerede? Evelallah, bu iktidar bu terör örgütlerini gömdü. Bundan sonra da gömmeye devam edecek. Ama şu anda bakıyorsunuz Bay Kemal, PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla el ele kol kola dolaşıyor mu? Onlarla beraber bu seçime 14 Mayıs'a hazırlanıyor mu? E bunlara cevabı en güzel şekilde nerede vereceğiz? 14 Mayıs'ta sandıkta vereceğiz. Ben sizlerin bunu gerçekleştireceğinize inanıyorum. Ve değerli kardeşlerim, işte bu 11 vilayette atacağımız adımlarla Allah'ın izniyle bunlara gereken hesabı 14 Mayıs'ta vereceğiz. Ben sizi gözlerinize bakarak buna hazır olduğunuzu görüyorum. Ve sevgili kardeşlerim, Allah razı olsun. Biz ne diyoruz? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız,
Hep birlikte Türkiye olacağız. Allah yar yardımcımız olsun diyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi 3 ayrı noktaya canlı bağlantımızı gerçekleştirip temel atma törenlerimizi yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere sayın bakanlarımızı, milletvekillerimizi, TOKİ başkanımızı, Adıyaman Belediye Başkanımızı ve Adıyaman'a deprem sonrasında büyük katkı sağlayan Erzurum ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlarımızı sahneye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, ilk canlı bağlantımız hazır. Merkez Ölenli Mahallesi'ndeyiz. Evet, değerli kardeşlerim, ekranlardan da izliyorsunuz. Şu anda karşımızda Merkez Ölenli Mahallesi'nde Bitlis Valimiz Oktay Çağatay. Oktay Bey, bizleri duyuyor musun? Sayın Cumhurbaşkanım, duyuyoruz efendim. Sağ ol. Ömer Faruk Karabayır, TOKİ Başkan Yardımcısı. Zeynel Özbilgin, İl Genel Meclis Üyesi. Mehmet Kılıç, İl Genel Meclis Üyesi. Mustafa Bakır, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı. Ömer Ekici, Örenli Muhtarı. Şöyle bir çevreyi orada görelim. Evet, mikseri görelim. Pompaları görelim. Şimdi arkadaşlar hep beraber pompaya bakıyoruz. İnşallah temelin betonunu atıyoruz. Evet, mikser. Evet, betonumuz geldi. Ve temelin ilk betonunu böylece atmış oluyoruz. Şimdi Bay Kemal sağda solda diyor ki, bir yıl içinde diyor bunlar yapılır mı? Ya Bay Kemal, biz 1 milyonun üzerinde konut yaptık, haberin yok. Bu yaptığımız konutlardan eğer arzu edersen bir tane de sana verebiliriz. Evet, şimdi geliyoruz Kahta Belören Köyü ve burada da köy evleri yapıyoruz. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz. Abdullah Bey, duyuyor musun? Delikanlı. Duyuyoruz efendim. Delikanlı. Delikanlı, şu kamerayla biraz oyna, tam böyle gözlerimizin önüne getiriyorsun. Banu Aslan, Yapı İşleri Genel Müdürü. Selami Korkut Ata, Kahta Kaymakamı. Osman Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı. Ahmet Dinçer, MHP İlçe Başkanı. Mehmet Can Erdoğan, İl Genel Meclis Başkanı. Mehmet Selim Özmen, Belören Köyü Muhtarı. Abdullah Bey, şöyle bir mikseri, pompayı görelim. Anlaşıldı efendim. Evet, pompayı görelim, mikseri görelim ve pompadan betonu da görelim. Evet. Burada da temel betonu geldi.
Bu da köy evinin temel betonu. Hayırlı olsun. Evet, şimdi de Kuyulu Köyü. Bu da köy evi. Mehmet Ali Özkan, Tunceli Valisi, Koordinatör Vali. Dursun Baştürk, TOKİ Başkan Yardımcısı. Tuncay Kaldırım, Çüngüş Kaymakamı. Sami Işık, İl Özel İdare Genel Sekreteri. Osman Direnç, TOKİ Uygulama Daire Başkanı. Osman Koyuncu, İl Genel Meclis Üyesi. Orhan Tohumcu, İl Genel Meclis Üyesi. Şevket Aydın, Kuyulu Köyü Muhtarı. Şöyle bir temel atmada, evet, mikseri görelim, pompayı görelim. Evet. Hayırlı olsun. Rabbim yar yardımcımız olsun. Biz bir yıl içinde inşallah Van'ı hallettiğimiz gibi, Bingöl'ü hallettiğimiz gibi, Antalya'yı hallettiğimiz gibi, İzmir'i hallettiğimiz gibi. Ya nasıl da yalan söylüyor. Ya İzmir senin milletvekili olduğun il, biz oradakileri böyle bitirdik ya. Ama dediğin gibi aynen öyle. Benim Adıyamanlı kardeşim yalan makinesi kimdir diye sorsak kim olduğunu zaten bilir. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi de depremzede vatandaşlarımızla birlikte butona basmak suretiyle 11 ilimizin toplamında 22.467 kalıcı konut köy evinin temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Bugün itibariyle 11 ilimizde toplam yapımı başlatılan konut sayımız 56.323 olmuştur Sayın Cumhurbaşkanım. Değerli hemşehrilerimiz, şimdi de dua için il müftümüz Sayın Mehmet Taştan'ı sahneye davet ediyorum. Ver, mikrofonu ver. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan rabbiyal aliyyil a'lal vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير أي كائنات صاحبي olan yüce Rabbimiz Ramazan'a kavuşturdun. Rahmet ayıyla buluşturdun. Ya Rab, Ramazan'ı bize rahmet ve bereket eyle. Cehennemden azat olmamıza vesile eyle. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'in birliğine, beraberliğine vesile eyle. Ya Rabbi, imanlı insanlarla birlikte eyle. Ya Rabbi, seni sevenlerden eyle. Peygamberini sevenlerden eyle. Seni ve peygamberini sevenlerden eyle. Onlara yoldaş ve arkadaş eyle. Ya Rabbel Alemin, 6 Şubat depremini yaşadık. Kıyametin provasıydı. Ya Rab,
Kıyameti bu ümmete yaşatma. Ya Rab, bu ve benzeri depremleri bu ümmete, insanlığa yaşatma ya Rab. Ya Rabbel Alemin, günahlarımıza bakma, bizi affeyle. Kusurlarımıza bakma, bizi mağfiret eyle. Ya Rabbi Habibin Muhammed Mustafa'ya bağışla. Ya Rabbel Alemin, canlarımız gitti. Üzüldük, Ramazan'la sevindik. Ama yanımızda milletimiz vardı. Yanımızda devletimiz vardı. Devlet büyüklerimiz vardı ve yanımızdalar. Ya Rabbel Alemin, devletimize ve devlet büyüklerimize sıhhat, afiyet ve güzel gelecek günler nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, hainlere ve hainlerin destekçilerine fırsat verme ya Rabbi. Allahümme inna nes'elukel afve vel afiyete vel muafate daimete fid dini ve dünya vel ahire. Ya Rabbel Alemin, bu kalıcı konutları hayırlı eyle. Hayırlısıyla bitirmeyi nasip eyle. Bilumum kaza ve belalardan, semavi ve arazi afattan bizleri muhafaza eyle. Bu konutlar sürdüğü müddetçe çalışanlarına sıhhat ve afiyet ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, devletimizi devleti ebed müddet eyle. Ezanlarımız dinmesin, bayrağımız inmesin. Ya Rab, yine kubbelerimizin altında, yine minarelerimiz gölgesinde, yine bayraklarımızın gölgesinde sana kulluk yapabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Allahümme Rabbena etina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar ve edhilna el cennete ma'al ebrar bir rahmetike ya azizu ya gaffar ve ya Rabbel alemin. Allahümme Rabbena gfir lana ve li valideyna ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحمنا وارحم شهداءنا بحرمة الفاتحة. Değerli hemşehrilerimiz, şimdi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, depremzede vatandaşlarımızla birlikte 11 ilimizin toplam 22.467 kalıcı konut ve köy evinin temel atma törenini butona basarak gerçekleştirecektir. Bismillahirrahmanirrahim. Hep birlikte butonlara basıyoruz ve temelleri de inşallah atıyoruz. Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah. Hayırlı olsun. Değerli hemşehrilerimiz, hayırlı olsun. Afet konutları temel atma törenimiz burada sona erdi. Teşrif eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm konuklarımıza, siz değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Allah'a emanet.